hangi felaketlere yol açtığını anlatmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlarım, bütün vatandaşlarımız derin bir kaygı içinde ve bir çıkış arıyorlar. Türkiye içine girdiği bu girdaptan nasıl çıkar diye konuşuyorlar. Evlerde, kahvelerde, yolda, nerede olursa parklarda konuşuyorlar. Çünkü sorun doğrudan doğruya onu vurmuş durumda sorunla yüz yüze, acı gerçekle yüz yüze gelmiş durumda. Biliyorum, milyonlar geçinemiyor. Sorun var mutfaklarda. Biliyorum, esnaf kana alıyor. Biliyorum, milyonlarca evde işsizlerimiz var. Evlatlarımız işsiz, çocuklarımız işsiz. Fidan gibi çocuklarımız. Bunlar işsiz. Biliyorum, bütün bunlar olurken yapılan israfa isyan ediyorsunuz. Ben bunu da biliyorum. Namaz kılmaya bile giderken onlarca arabayla giderseniz. Dediğim gibi namaz kılmaya giderken bile onlarca arabayla giderseniz israfın da haram olduğunu bilerek bunu yaparsanız vatandaş görüyor. Nedir bu diyor Allah aşkına? Nedir bu diyor? Biliyorum. Elektrik parası, su parası, doğalgaz parası, kiraları ödemekte zorlandığınızı biliyorum. Türkiye'nin bütün coğrafyasında yaşıyor bu yaşanıyor bu sorunlar. Biliyorum. 19 yıldır ülkeyi yönetenlerin pandemi sürecini yönetemediklerini, 5 maskeyi bile dağıtmaktan aciz olduklarını biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. Siz de yaşıyorsunuz. Biliyorum. Kapanma sonrasında bile aldıkları kararların ne kadar dengesiz oldukları ortaya çıktı. AVM'ler açık, çay bahçeleri kapalı. Allah bunlara akıl fikir versin. Nasıl bir karardır? Neye danıştılar? Nasıl aldılar bu kararları? Emin olun anlamakta zorlanıyorum. Biliyorum pandemi döneminde diğer ülkelerin yaptığı gibi vatandaşına hibe vereceğini, karşılıksız yardım yapacağını İBAN numarası açtılar, vatandaştan para topladılar. Dünyada örneği olmayan bir uygulama. Hani Türkiye zengindi? Hani hiçbir sorunumuz yoktu? Hani kasalar tıka basa dövizle doluydu? Vatandaşlarımız bunları görüyor ve bunları biliyor değerli arkadaşlarım. Biliyorum pandemi döneminde bakın 2020'nin ilk 9 ayında 107 bin hanenin elektriği kesildi. 107 bin hanenin elektriğini kesmek ne demektir ya pandemi döneminde. Bunları anlatıyorum. Bunları söylüyorum. Sevgili vatandaşlarım, sizlerle konuşuyorum ben. Sizlere anlatıyorum ben. Ülkenin nasıl yönetildiğini siz de görüyorsunuz, ben de görüyorum. Benim görevim sizlere doğruları anlatmak. Biliyorum 128 milyar dolar nereye gitti sorusundan rahatsız oluyorlar. Dünyanın en makul en makul dünyanın en gerçekçi sorusunu soruyoruz. Ya Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar nereye gitti? Kime sattınız? Kaça sattınız? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. 83 milyon da bilmiyor. Böyle bir devlet yönetimi cumhuriyet tarihinde hiç olmadı. Bir daha söyleyeyim. Böyle bir devlet yönetimi Cumhuriyet tarihinde hiç olmadı. Biliyorum. Ülkede her şeyi sattılar, döviz bitti. Ya bu ülkenin onuruyla oynar noktaya geldiler. Ben maske takıyorum sen keyfine bak diye maskeler, reklamlar. Ya bari bir sürü rezalet yaptınız, rezalet çıkardınız bari bu milletin onuruyla oynamayın. Onu da yaptım. Ben biliyorum siz de bilin. Ben unutmuyorum siz de unutmayın. Vatandaşlarıma bunu söylüyorum. Biliyorum devlette liyakat sistemini yerle bir ettiler. Yandaşlar eski milletvekilleri her birisi bir göreve atandı. Bir yerden değil, üç yerden, beş yerden maaşlar almaya başladılar. Esnaf kan ağlarken, doğalgaz parasını ödeyemezken, elektrik parasını ödeyemezken, su parasını ödeyemezken sarayın beslemeleri birden çok maaş alarak ne diyelim krallar gibi yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Biliyorum ekonomik ve siyasal bir buhranla vatandaş karşı karşıya iken değerli arkadaşlarım saraydakiler keyif içinde yaşadı ve yaşıyorlardı. Hiçbir sorun yok orada. Ne ekonomik sorun var ne sosyal sorun var. Hiçbir sorun yok. Sarayla Türkiye arasında 180 derece fark var. 180 derece fark var. Acı olanı bakın değerli arkadaşlarım. Bir lokantacı bana bu sabah bir mail atmış. İleti göndermiş. Diyor ki: "5 Mart 2020 tarihinde restoranımı açtım." diyor. "438 günde sadece 187 gün açık kaldım." diyor. "Onun dışında açamadık." diyor. Kiralarımız vardı. Kiralarımızı ödedik. Cepte para kalmadı. Bir miktar kredi çektim. Borçları azaltmaya çalıştık. Devletin desteği komedisinin sınırlarını biliyorsunuz. O bile bizi teğet geçti diyor. Anlatıyor ve şunu söylüyor. Lütfen diyor bizim sorunlarımızı dile getirin. Ülkede sadece emekliler ve sadece çiftçiler yaşamıyor. Bizler de yaşıyoruz. Ömer Beydeş kardeşim defalarca sizin sorunlarınızı dile getirdim. Sizin sorunlarınızı dile getirmek zaten benim görevim. Bugün de zaten yaşadığınız sorunları dile getiriyorum. Değerli arkadaşlarım. Bütün bunlar olurken şimdi kalkmışlar vatandaştan. Yaptıkları rezaleti biliyorlar. Haksızlıkları biliyorlar. Milleti nasıl perişan ettiklerini biliyorlar. Şimdi diyorlar ki sizden helallik istiyorum. Nasıl bir helallik? Şimdi sormak istiyorum. Kör kuruşa muhtaç ettiğin esnaf sana helallik verecek mi? Soruyorum. Işsiz bıraktığın milyonlarca genç sana helallik verecek mi? Soruyorum. Yatağa aç giren çocuklar onların anneleri ve babaları sana helallik verecek mi? Soruyorum. Pazar artıklarından beslenen yüz binler sana helallik verecek mi?